Bu süreçte bize destek veren aziz milletimize, siz basın mensuplarına ve her daim yanımızda olan, bayramda dahi evlerinde kalmayıp yanımıza gelen avukatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben operasyon günü evime gelinmedi. Daha sonradan ben kendim teslim oldum. Buna rağmen hastaneye giderken elime kelepçe takıldı ve sadece hastaneye girişte ve hastaneye çıkışta takıldı. Bana kelepçe takan memurlara niçin taktıklarını sordum. Müdürlerin talimatı gereği olduğunu, basının orada olduğu için takmaları gerektiğini söylediler bana. 8 gün, 4 gün gözaltında, 4 gün bir eşya olarak muhafaza altında kaldık. Bu süre zarfında 4 gün mahkeme için sorguda beklediğimiz süre zarfında ifadem dahi alınmadı. Öncelikle pazar günü ifadem alınacağı söylendi, alınmadı. Pazartesi sıra bende olduğu söylendi, yine ifadem alınmadı. En son bugün tekrardan çağrıldım. Mahkemeye çıktık. Benden önceki kişi ifadeden çıktı. Avukatım Sıddık Bey'le bekliyordum. Tam çağrılacakken hakim beyin hastalandığı söylendi. Tekrardan ifadem alınmadı. Ve biz bu şekilde beklemeye devam ettik ve şu anda serbest kaldık. Eğer mutlu musunuz diye sorarsanız çok da mutlu olduğumu söyleyemem. Çünkü hiçbir delil yokken arkadaşlarım hala içeride. Onlar çıkana kadar yüzüm gülmeyecek. Onlar çıktığında, bu hukuksuzluk bittiğinde o zaman yüzüm gülecek. Teşekkür ederim. İsim soyisim alabilir miyiz? Selman Yüyücü. Efendim? Tamam. Abi birçok başarılı operasyonda imza attım ve bir terörle mücadeleci olarak, bir İstanbul terörle mücadele çalışan emniyet personeli, amiri olarak şimdiye kadar hep gurur duydum. Ta ki tayinimin çıktığı Zonguldak Devrek ilçesinde ev tutmak için gittiğimde öğretmen evinden apar topar gözaltına alınıp İstanbul terörde o gurur duyduğum şubeme gittiğimde koluma kelepçeyi takmaları ve beni o nezarete atmaları çok ağrıma gitti. Zaten haksız hukuksuz bir şekilde gözaltına alındım ve o gurur duyduğum şubeme ellerim kelepçeli girdi. Benim için en utanç verici, en üzüntü verici şey budur. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. Ben kaçan göçen birisi değilim. Ben bu teşkilatta senelerce hizmet etmiş, çocuklarıma vermem gereken mesaiyi, aileme vermem gereken mesaiyi işime vererek gerek İstanbul'da gerek Şırnak'ta büyük başarılı operasyonlar gerçekleştirmiş adamım. Ama bana, sadece bana da değil, benim büyüklerime de, bir yurt müdürüme, bir Ömer müdürüme, diğer benim mesai arkadaşlarıma bunu reva gördüler. Bunu unutmayacağım, ömür boyu da unutamam. Biz şimdiye kadar yaptığımız hiçbir operasyonda hukukun kanunlarının dışına çıkmadık. Yaptığımız operasyonlar sonucunda da bazı insanlar tutuklanmış olabilir. Evet, şimdi kastettiğiniz insanlar bizim yüksek mahkememiz, yüce mahkememiz tarafından da karar verilmiştir, çıkmıştır. Bu konu hakkında benim yorum yapmam beni aşar, lüks olur. Bana şu ana kadar açığa alındığıma dair herhangi bir şey gelmedi. Bazı arkadaşlarımız belki açığa alınmışlardır. Kimliğim yanımda. Silahım tabii gözaltına alındığımda el koymuşlardı. Terör şubesinde. Onu da muhtemelen yarın alırım. Herkese böyle bir şey yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama bahsetmiş olduğunuz o soruşturma dosyası ile ilgili ben o soruşturma dosyasının çok başında bulundum. Sonradan nerelere vardı çok bilmiyorum. Şu an gözaltına alındığımda sorulan sorulardan bir şeyler anlayabildim. Ama o dosya Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük casusluk ve ihanet soruşturması dosyasıydı. O dosyayı Sayın Savcımız takdir etmiş, demek ki yeterli delil görmemiş, takipsizlik vermiş. Onun yerine o soruşturmayı bir şekilde imzası bulunan, bir şekilde o soruşturmanın içerisinde ucundan köşesinden dokunmuş bu vatansever insanlar, onlar yerine burada gözaltına alındı. Ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihine geçecek şekilde örgütlü suçlarda bile en fazla 4 gün olan Türkiye'deki gözaltı süresi bizim zamanımızda 8 güne çıktı. Tabii ikinci 4 günde bizim konumumuzun ne olduğunu biz de anlayabilmiş değiliz. Selman Komiser arkadaşımız az önce ifade etti. O 4 gün biz muhafaza altına alınmış bir mal, bir eşya gibi değerlendirildik. Daha bunun üzerine de söyleyecek bir şey yok. Mutlu muyum? Ben de mutlu değilim. 11 tane vatan evladı kahraman şu anda cezaevine gidiyorlar. Onlar da özgürlüklerine kavuşasıya kadar kesinlikle mutlu olmayacağım. Teşekkür ediyorum. 21 yıllık meslek hayatım boyunca hukuksuz ve kanunsuz hiçbir işin altına imza atmadım. Belki tekrar olacak ama ne yaptıysa kanun içerisinde kalarak yaptık. Özür dilenecek bir şey varsa da özür dilemesini bildik. Fakat bu yürüttüğümüz soruşturmada özür dilenecek bir mevzu yoktur. Her şey zaten 17 Aralık'tan sonraki süreçte görevden alındık. Ben de bunlara çok ifade etmeyi uygun görmüyordum ama mevzu açıldığı için söylemek isterim. 4 defa tayin edildim. Arkadan açığa alındım. Silah ve kimliğime el konuldu. Ve en sonunda oturdum lojmandan atılmak için yönetmelik değiştirildi. Bu süreç zarfında da 21 yıllık meslek hayatım boyunca da yüzlerce tartif ve takdir aldım. Bunun yanında bir tane uyarma cezası dahi almadım. O yüzden biz haddimizi, yerimizi bilen insanlarız. Özür dilenmesi gereken bir şey yaptığımız zaman herkesten özür dileriz. Bu 8 günlük süre içerisinde yaşadıklarımızı, tekrar yaşadığımız acıları, sıkıntıları anlatmak çok uygun değil. Fakat şu kadar var ki gerçekten beklediğimiz asgari insani muameleydi. Başka bir şey beklemedik. Ekstra da bir kamu görevlisi olduğumuz için ayrıcalık da beklemedik. 8 gün süresince belki durduğumuz tavır büyüklerimiz tarafından da yanlış anlaşılmış olabilir. Biz bu tavırımızda ne devlete bir başkaldırı vardı ne de milletin duygularını ajite etmek vardı. O yaptığımız tamamen hukuk içerisinde kendimizi savunmak vardı, ifademizi vermek vardı. Çalıştığımız süre içerisinde yaptıklarımızı anlatabilmek vardı. Bu da çok olmadı. Bugün sizlerle beraberiz. İnşallah önümüzdeki süreçte soruşturma nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum.